Çabalayacağım Allah inşallah. Böyle ömrümün yettikçe çabalayacağım. Allah razı olsun. Sayın bakanlarının yanı sıra da yaklaşık 12 ton civarında karışık kaba yem ihtiyacını karşıladık. 6 ton civarında silaj, 1 ton besi yemi ve beraberinde de 1 ton da kesif yem olacak şekilde tüm hazırlıklarını tamamladık. Bütün hepsi şu anda işletmemize devroldu. Aynı zamanda da üreticimizin 25 dekarlık bir arazisinin boş olduğunu öğrenmiştik. Bu arazide de yine bir karış ekilmedik yeri bırakmamak adına da bu araziye kaba yem bitkisi tohumlarımızı da getirdik. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sizin önderliğinizle bugün Zehra teyzemizin yüzünü güldürdük sayenizde. Sayın arınmalarını sağlayacağız. İnşallah. Sayın Bey'le Zehra teyzeden bir söz istiyorum yalnız. Buyur. Bu 25 dekar araziyi hiç boş bırakmayacağız. İnşallah. Cumhurbaşkanımız tamam, ne dedi? Bakalım. Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın dedi. Tamam, İnşallah bakalım. Siz de ekilmedik bir karış toprak bırakmayacak şekilde burada da hayvancılığın yanında günlük yem ihtiyacınız için de bu tarımı mutlaka yapın. Tamam, teşekkür ederim. Çiftçiye yardım edenlere teşekkür ederim. Ben de onlar daralınca ben de onlara var ya ekmeğimin yarısını çok paylaşacağım. Yarısını paylaşacağım o çiftçilerimle. Çok teşekkür ediyorum Zehra teyzeciğim. Canım. Hadi. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Hayırlı olsun. İşleriniz bereketli olsun. İyi yaşan. Huzurlu yaşan ya Rabbim. Şunları kaldırsın Allah'ın izniyle. İşte sabah 11 gibi o aralarda saman atıyordum içeri körükle. O anda bir alev çıktı. Kurtarmaya çıktım. Elim yandı, saçlarım, kulağım falan yandı. Ahıra koştum. Ahırda işte hanım da haberi yoktu. Malları falan kurtarabildiğini kurtardı. Kurtaramadığını içeriye de siz çökünce çaresiz kaldık. İtfaiye ara. Vatandaşımız, köylümüz geldi. Bir şey yapamadı yani. Kaç hayvan telef oldu? 9 telef oldu. Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza hepsine de teşekkür ederim. Sağ olsun. Belediye başkanımız, başkanımız, il tarım müdürümüz, ilçe tarım müdürümüz. Bunların hepsine, Ziraat Odası başkanımıza hepsine teşekkür ederim. Hepsinin desteği yanımızdaydı. Hepsinden Allah razı olsun. Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz hepsinden ayrı ayrı. Evet. Söyleyeceğim siz neler söylersiniz? Ben çok feciydi. Şükür devletimize, milletimize, baştan Cumhurbaşkanımıza söylediği gibi herkese, bakanımıza, milletimize, devletimize teşekkür ederim. Askerimizi, milletimizi korusun. Bayrağımız inmesin, üzerimiz inmesin. Bin şükür, bin şükür. Türkiye ne güzel, ne mutlu, şükür. Elimizden tutuyor, yaralarımızı sarıyor aşk Allah'ım. Başka kimsenin yarası olmaz. En azından devletimiz yanımızda ya. Sayın Bakanımın nezaretinde güzel bir işe vesile olduk hep beraber. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım Bakanımıza, Tarım Bakan Yardımcılarımıza, İl Müdürümüze ve burada bu insanları mutlu etmek için burada bulunan bütün insanlara, Bünyan Belediyesi'ne, çalışanlarına, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah biz de maalesef bu üzücü olaydan sonra vatandaşlarımızın yarasını sarmak için bize düşen görevinde yangın söndürmenin dışında, yangına müdahale etmenin dışında oradaki, buradaki ailenin bu hayvanları veren, sağ olsun devletimiz Allah zeval vermesin, bu hayvanları verdiler. Biz bu hayvanların barınma yerini inşa edip onarmak için buradayız. 25 Kasım'da saat 11 sularında gerçekleşen, meydana gelen yangın neticesinde ilçe müdürlüğümüz bize haber ulaştırdığında arkadaşlarımız hemen olaya intikal ettiler zaten. Yangın sönünceye kadar da buradalardı. Ertesi sabah biz kendi ekibimizle beraber geldik. Mevcut durumu gördük. Hızlı bir şekilde aksiyon alarak vatandaşımızın, özellikle Zehra teyzemizin, Zehra ablamızın gözyaşları bizi gerçekten çok etkiledi. Bu anlamda da elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Sadece orada bize söylemiş olduğu bir cümle vardı. Torunu bir yağızımız var küçük.
Yağız'ım yoğurdu çok seviyor demişti. Şimdi biz Yağız'ı ve Yağız hiç kimsesine yoğurt vermiyormuş. Ama biz artık Yağız'ın yoğurdunu alacağız. Kendisi bize yoğurt ikram etti sabah geldiğimizde de. Ondan sonrasında olay şöyle gerçekleşti. Biz Kayseri'deki dinamikleri ve kamunun gücünü kullanarak devletimizin şefkatli elini, güçlü yönünü hızlı bir şekilde göstermiş olduk. 2 gün içerisinde vatandaşımızın kaybettiklerinden daha fazlasını diyebileceğimiz miktarda kabayem ihtiyacını, yonca sılajını, yonca balyasını, samanının tamamını kendisine yetebilecek miktarda tedariki yapıldı. Kurumumuza ait araçlarla bunlar köyümüze, evimize intikal ettirdi, yerine boşaltıldı. Beraberinde de kaybetmiş oldukları 7 tane buzağı olmak üzere 2 de düve inek vardı kaybettikleri. Bunlardan bir tanesi gebe, biri boştu. Biz de onların yerine 2 tane gebe düveyi getirip teslim ettik kendilerine. 6 tane de ırkları çok sağlam olan buzağı getirdik. Yaz. Şu ayrı bir güzel olur maşallah. O kıvırcık dedikleri, onunla şu yan yana olan ikisi çok has bunlar maşallah. Öbürleri de aynı. Bunu yapmak yerine, şurayı topuklarına da aynı. Kriket panel saç, hepsi bu. Yani şu anda dünyada... Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Benim sesimi duyuyor musunuz? Sayın Bakanım, sesinizi alıyorum. Evet, nasılsınız müdürüm, iyi misin? Allah iyilikler versin. Sayın Bakanım, bizim verirseniz buradaki gerçekleşen durumunuzu arz edeyim efendim. Tabii, buyurun. Sayın Bakanım, ayın 25'inde saat 11 sularında Kayseri Bünyan Kahveci Mahallemizde yaşanan bir yangın neticesinde üreticimizin samanlık ve atar eski sistem olduğu için işeydi. Ve elektrik kontağı neticesinde de içerideki samanla birlikte 9 tane hayvan telef oldu. Aynı gün daha yangın söndürme çalışmaları devam ederken ilçe müdür arkadaşımız olay mahallindeydi. Sonuna kadar takibini yaptılar. Ertesi gün bizi düştü. Çok ağlamıştı. Biz siz hiç merak etmeyin. Devletimiz büyüktür. Her türlü sıkıntıyı ve eksikliği giderecektir. Bundan emin olabilirsiniz dedik. Ve sonuçta da devletimizin ve milletimizin bir araya gelmesi sonucunda da üreticimize hiçbir sıkıntısı kalmadan hatta mevcuttan daha ileriye götürecek bir şekilde eksiklerini tamamladık Sayın Bakan. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Bey kardeşim yanınızda galiba. Evet efendim. Evet. Evet. Selamun aleyküm. İyi misiniz? Aleyküm selam bakalım. Allah iyilikler versin. Bir felaket, yangın bir felaket geçirmişsiniz. 9 hayvan telef olmuş. Arkadaşlarımız da 8 hayvan size temin etmişler. Ama bu 8 hayvanın tabii 2 tanesi de hediyeli. Yani bunlar gebe. Sonuç itibariyle inşallah eskisinden daha geride olmayan hayvan sayınızla inşallah yine hayvancılığa devam edeceksiniz. Ben bunu duyunca arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Dedim ki Sayın Bey kardeşimizin derdine derman olalım. Derman olabiliyorsak bunu çözelim, halledelim dedim. Ve arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Konuyu çözmüşler. Sizlerle bugün uzaktan da olsa en azından bir merhaba etmek istedim. Tekrar gelmiş geçmiş olsun. İnşallah inşallah faaliyetlerinize devam edin. Rabbim işlerinize bol bereket versin. Musibetlerden, felaketlerden de sizleri uzak tutsun inşallah. Teyzemizle de görüşelim. Biz kendisinden aldığımız ışık, kendisinin azmi ve çalışkanlığını
Sadece takip etmeye çalışıyoruz. Sizlere de hizmet etmeye çalışıyoruz. Bakanlığımız, bizler, milletin, sizlerin emrindeyiz, hizmetindeyiz. Biliyorum, çok ayrı bir mutluluk, bizi de çok mutlu etti. İnşallah onların ahırlarını eskisinden daha iyi hale getirdi. İnşallah. Hayvanlarını, barınmalarını sağlıyor. Yani. İnşallah. İnşallah. Sayın Bey'le Zehra teyzeden bir söz istiyorum yalnız. Bu 25 dekar araziyi hiç boş bırakmayacağız. İnşallah. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ekilmedik bir karış toprak bırakmayın dedi. İnşallah siz de ekilmedik bir karış toprak bırakmayacak şekilde burada da hayvancılığın yanında günlük yem ihtiyacınız için de bu tarımı mutlaka yapın. Biz de size destek olacağız. Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Ben de onlardan alınca, ben de onlardan alınca ekranımın yarısını paylaşacağım. Peki. Ekranımın yarısını paylaşacağım o çiftçilerim. Çok teşekkür ediyorum Zehra teyzeciğim. Hadi. Allah'a emanet olun. Gününüz aydın olsun. İşleriniz bereketli olsun. Yaşa. Allah razı olsun. Yaşa. 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 Yaşa